Herkese selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Kanalımı ilk kez ziyaret ediyorsanız ben Engin, 24 yaşındayım ve son 10 aydır Almanya'da yaşıyorum. Bu kanalda Almanya'ya göç, iş ve üniversite konularında sizlere bilgilerimi, aynı zamanda Almanya'da lifestyle ve seyahat deneyimlerimi paylaştığım içerikler sunuyorum. Eğer Almanya'ya göç etmek istiyorsan, burayla ilgiliysen, iş bulmak ya da bir üniversiteye yerleşmek istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Bugün bana çok fazla bu tarz sorular gelmeye başladığından daha net bir şekilde Almanya'ya nasıl göç ettiğimi anlatacağım. Umarım birçoğunuza ilham olabilir. Hadi hazırsanız videoya geçelim. Küçüklükten beri atlaslar, dünya haritaları, bayraklar falan hep ilgimi çekmiştir. Her ülkenin bayrağını, başkentini, dünyadaki konumunu, neredeyse ikliminin falan hepsini ezberlemiştim. 12 yaşındayken Türkçe öğretmenimiz 10 sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz gibi bir yazı yazdırmıştı. Hatta o yazı hala duruyor, annem saklıyor. O yazıda ansiklopedilerde gördüğüm Hollanda'daki o mimariye aşık olduğum için Hollanda'da bir mimar olarak kendimi gördüğümü yazmıştım. Bu info şimdi bir kenarda kalsın. Daha sonra lise bitti, üniversite başvurusu derken alanım dışı jeoloji mühendisliğini yazdım. Mühendisliklerin uluslararası piyasadaki değerini biliyordum. Tabii bölümümü biraz aksatarak devam ettiriyordum. Çünkü o sıra 2-3 arkadaşla beraber Türkiye'yi otostopla gezmeye başlamıştık. Yani hiç pişman değilim aksattığım için. Müthiş bir deneyimdi çünkü. 79 şehir gezdikten sonra bir gün annemle konuşurken bana o 12 yaşında yazdığım mektubu gösterdi. Bende bir tık oldu o an. Türkiye'de gezilecek yer kalmadı. Dedim ben çıkıyorum, kafeye koydum. İlk olarak pasaport çıkartmak istedim. Sonra öğrendim ki yeşil pasaport hakkım var babamdan dolayı. Bilmeyenler için söyleyeyim, yeşil pasaport ile 160'tan fazla ülkeye vizesiz gidebiliyorsunuz. Normal bordo pasaportla herhalde bu sayı 110 olması lazım, öyle hatırlıyorum. Bununla ilgili de bir video çekmiştim, ona da bakabilirsiniz. Yeşil pasaport hakkınızın olup olmadığını oradan kontrol edebilirsiniz. Neyse, bu 22 yaşındayım, bu hakkımın bitmesine 3 sene var. Çünkü aileden kaynaklanan yeşil pasaportlar çocuklarda 25 yaşına kadar. Tabii o sıra olmuş Euro 6,5, herkes diyor salaksın sen. İşte böyle bir şansın vardı, nasıl gezmezsin, nasıl Türkiye'yi ilk önce gezersin de işte Avrupa'yı sona bırakırsın. Böyle bir hakkın olduğunu bilmiyor muydun? İşte biriktiremezsin o parayı, gidemezsin. Yani böyle beni o kadar aşağı çekmeye çalışan yorumlar vardı ki etrafımda, hiçbirine kulak asmadım. Hayatınızın her yerinde sizi böyle aşağı çekmek isteyen insanlar olacak. Bunlara hiç kulak asmayın. Her zaman çıkış yolu mutlaka vardır. Tabii bu yorumlar beni yıldırmadı tabii ki de. Ben 7-8 ay bir part-time işte çalışarak para biriktirdim. Bir de tek yaşıyorum o sıra falan. Biriktirmek biraz zor oldu ama işte en sonunda 1200 euro biriktirmiştim. Sonra o biriktirdiğim parayla işte Kapıkule'den çıkıp işte BlaBlaCar falan derken Macaristan'a ulaştım. Macaristan'dan itibaren Avrupa turum başlıyordu. Macaristan'dan sonra Slovakya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, Belçika derken baya bir yer gezdim. Hollanda'ya gelince hatta baya duygusallaştım. O mektup aklıma geldi. Küçüklüğümde gördüğüm haritalardaki ülkelerin o mimarisini, o küçüklükte aşık olduğum o mimariyi yüz yüze görmek güzel bir histi. Ama nedense tur devam ederken aklım Almanya'da kaldı. Bana nedense daha sıcak geldi. Daha böyle bir kendime yakın hissettim orayı. Belçika'dan sonra tekrar Almanya'ya döndüm. Nürnberg'i geçtim. Nürnberg'den sonra da Oktoberfest'e katılıp turumu bitirecektim, 1,5 aylık turumu. Sonra Nürnberg'de sevgilimle tanıştım. Yani hiç beklenmedik bir şekilde doğru yerde, doğru zamanda ve doğru kişiyle tanıştım. Onunla vakit geçirdikten sonra Münih'e geldim. Oktoberfest'i gezdim. Münih son durağımdı. Oktoberfest ve sevgilimle tanışmamla birlikte 1,5 aylık turumun en güzel anlarını o son günlerde geçirdim. Sonra Türkiye'ye gidip bir ay sonra tekrar sevgilimin yanına Almanya'ya geri döndüm. Beraber tatil planı yaptık. Disney'in logosuna ilham olan Neuschwanstein
şatosuna gittik. Bir şekilde ben daha fazla görüşebilmemiz adına AB projelerine, işte şehir projelerine falan başvurdum. Bir tanesinden olumlu yanıt aldım. Bu şekilde git gel derken Almancam ilerledi ve ben üniversitemi taşımak istedim. Yani Almanya'da bir üniversiteden mezun olmuş gibi gözükmek istedim. Nürnberg'deki üniversiteyle görüşmelerim oldu ve şartlı kabul ihtimalim doğdu. Bölümümle alakalı bir de uluslararası öğrenci boşluğu falan varmış. Çok başvuru almadığından şansım yüksekti. Tabii geçtiğim çoğu ders sayılmayacaktı. Bu beni birazcık üzdü çünkü Türkiye'deyken 3. sınıftaydım. Yani bitirmem gerekiyordu ama işte gezdiğim için aksattım. Neyse, ben her şeyimi hazırlamışken, en son taşınma işlemlerimi halletmek için Nürnberg'e gidecekken korona çıktı. Ve 20 Mart uçağım vardı Türkiye'den. 14 Mart günü Türkiye dedi ki kimse çıkamaz. Benim başıma böyle kaynar sular döküldü. O uçak biletimi Temmuz'a kadar 3-4 kez erteledim. Üstüne hepsi her seferinde ekstra paralar vererek. Sonra o uçak biletini bir şekilde SunExpress beni kandırdı ve patlattı. Buradan da SunExpress'e sesleniyorum. Boğazınızda kalsın. Yani bu şekilde sevgiliden uzak 6 ay başlamış oldu. Okul iptal oldu dedim, zaten baştan başlayacaksam daha farklı bir bölümde başlarım. Daha böyle ilgi alanımın olduğu bir bölüme geçerim diye düşündüm. Tasarım ve yazılım alanlarında vesaire. Bu uzun ayrılık döneminde Almancamı geliştirdim tabii. Sınavlara girdim. Yani boş durmak istemedim. Telefonda Almanca sohbet etmeye başladık artık. Yani zor bir dönemde, o karantinanın, o yazın sıcağında İzmir'de Almancamı geliştirdim, Almanca çalıştım. Daha sonra bir şekilde Malta bir Schengen ülkesi olarak Türkiye'ye kapılarını açtı. Benim pasaportuma vize gerektirmediğinden 16 günlük bir Malta tatili yapıp oradan da Almanya'ya uçacaktım. Uçuş o uçuş, hala Almanya'dayım. Yani Türkiye riskli bir ülke olarak gözüktüğü için Almanya'da, Malta'da karantinamı yapmış oldum. Sonra yapmama gerek yokmuş, kontrol olmadı çünkü. Dün belki geldiğimde hemen ambulandum işlemleri yaptık. Yani ikamet kaydımı aldım burada. Almanya'da adres çok önemli çünkü her yerden mektup geliyor sizin için. Sonra sigorta, bu çok önemli yine. Hele korona zamanı, yani ekstra ekstra önemli. Bunları söylüyorum çünkü işlemlerimin burada başlaması bunlarla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Proje artı yeşil pasaportum artı uzun süreli devam eden bir sevgilim benim burada kalmamı sağladı. Yani kayıtlı partner olduk. Bu ne demek? Almanya bizim sevgili olduğumuzu biliyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Siz yabancı biriyle sevgilisiniz ve Türkiye'ye bildiriyorsunuz ben bu yabancı kişiyle sevgiliyim diye. Öyle olduğunu düşündüm. Kendi bölümüme kayıt yaptırmadım çünkü zaten başka alana yönelmek istiyordum. Zaten kayıt zamanını da kaçırmıştım. Bana fiksiyon 5 aylık unik verildi. Zaten korona yüzünden 6 ay ayrı kaldığımız için ve hali hazırda pasaportumun vizeye ihtiyacı bulunmadığından avukatlarla birlikte burada işlemlerimin burada başlaması, oturum işlemlerimin burada başlanması sağlandı. Bunu müthiş bir şans olarak görmüştüm o an ama maalesef pandemi nedeniyle çok yavaş çalışıyoruz dediler. Türkiye'den başvursaydım 3 ay daha ayrı kalıp ama her şeyim tam bir şekilde gelebilirdim. Ama buradan başlayınca işlemler o kadar uzun sürdü ki, yani şehirden soğudum. Hala daha sürüyor. Sürmesinin nedeni de bu gri pasaportların kaçak bir şekilde gelmesi ve bu olayın tüm yabancı işler dairelerinde patlaması. Yani Almanya'ya ayrıcalıklı pasaportla gelmenin, gri pasaportla gelmenin ve daha sonra kaçak kalan Türklerin çok fazla etkisi var şu an işlemlerimin uzun sürmesinde. Mesajlarda o kadar çok kaçak gelmeyi, kaçak bir şekilde burada kalmayı isteyen arkadaşlar var ki ben hiçbirisine önermiyorum. Yani lütfen şunu düşünün. Sizin bir şeyleri yasal işi olarak yapmanız geldiğiniz ülkeye etkiliyor. O adamlar kaçak bir şekilde belediye aracılığıyla buraya geliyorlar. Bu durum birçok yasal bir şekilde buraya göç eden ve vize almak isteyen, gezmek isteyen insanları etkiliyor. Etkileyecek de yani bu süreçten sonra. Bir de ben şu konuda şanslıyım. Benim bu sürecimi sevgilim yönetiyor. Bürokratik dil için yeterli Almancamın olduğunu düşünmüyorum. Yani kemküm. İyi olmazdı. Eğer tek geliyorsunuz ve sıfır çevreyle sıfır bir hayat kuracaksınız burada, şimdiden geçmiş olsun. İlk seneler bayağı başınız ağrıyacak bence. Sürekli belge mektup işleri olacak. Yani bir gün okuldan geldiğinizi düşünün. Posta kutunuzda 5-10 tane mektup, devlet dairelerinden farklı farklı. Sürekli bir şey istiyorlar. Onu istiyorlar, bunu istiyorlar, onu istiyorlar, bunu istiyorlar. Yani bu birazcık canınızı sıkabilir ilk senelerde. Ama bence buna değer mi?
Kesinlikle. Şu an ne yapıyorum? Oturum kartımın çıkmasını bekliyorum. Daha sonra dil kursu ve eğitimimde tabii ki de ilerlemeyi bir an önce sabırsızlıkla bekliyorum. Ben ne tavsiye edebilirim? Burayla ilgili Nürnberg'e gelmeyin. Nürnberg çok güzel bir şehir. Gezmek için gelin ama yaşamak için gelmeyin bence. Yabancı İşler Dairesi iyi yorumlar almıyor ve çok yavaş. Küçük şehirler daha hızlı bir süreç sağlıyor. Almanya çünkü dünyanın her yerinden müthiş bir şekilde göç alıyor. Her gün yüzlerce insanın gerisine düşüyorsunuz başvuru işlemleri sırasında. Özellikle büyük şehirlerde. Diğer tavsiyem Almanca ne yazık ki. Yani ben kendime kızıyorum, daha fazla öğrenebilirdim. Çok fazla boş zamanım vardı, daha fazla odaklanabilirdim diye. Siz en azından bir hedefe ulaşmak için o diş sıkılan bölümün Almanca olduğunu unutmayın. Şimdi diyeceksiniz ki işte sen şanslısın, sen şanslısın falan diye. Evet, biraz şanslıydım. Doğru insanlarla karşılaştım. İşte babamdan dolayı bir yeşil pasaport hakkım vardı. Haklısınız. Ama bu sürecin de tamamen şans olduğuna inanmıyorum. 8 ay boyunca arkadaşlarım eğlenirken ben günde 4 saat olmak üzere ve haftanın 7 günü part-time çalışıyordum. Çalışıp euro biriktiriyordum. Hayallerinize giden yolda emeklerinizin karşılığını görmek inanın muhteşem. Gezmeye çıkıyorum diye Avrupa'ya geldim. O Avrupa'ya gelmek için çok fazla emek verdim. Ve şu an buraya taşındım. Üstüne Ekim ayından itibaren bu YouTube kanalımı açtıktan sonra 6 kişinin daha bu hedefe ulaşmasında katkıda bulundum. Bu güzel bir his. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorular için beni Instagram'dan takip edip sorularınızı sorabilirsiniz. Genelde hafta sonları cevap vermeye çalışıyorum. O yüzden kızmayın. Kendinize iyi bakın.